Değerli misafirlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu alanımızı teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkanım, kültürümüzün, medeniyetimizin sembol şehri, kadim şehrimiz İstanbul'da sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i selamlıyoruz. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarım, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, 81 ilden 81 selam getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer il başkanları, sizleri de selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başta Sarıyer olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız aramızda, meclis üyelerimiz aramızda. Çok kıymetli muhtarlarımızı ağırlıyoruz bugün. Çok mutluyuz onların da burada olmasından. Hoş geldiniz kıymetli muhtarlarımız. Çok değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Bugün çok heyecanlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız, 2. yüzyıldan gün almaya başladığımız tarihi zamanlar yaşıyoruz. Cumhuriyetin önemli değerlerini yaşatmanın haklı gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. İnsana, doğaya, çevreye saygılı, üretim odaklı, bilimsel temelli bir hikayenin başlangıcının olduğu yerdeyiz. Burası Büyükdere Fidanlığı. Belki de her şey bir meyve tabağının atanın huzuruna konulmasıyla başladı. Birazdan hikayesini de dinleyeceğiz. Ama önce onlara şükranlarımızı sunalım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla programımızı başlatıyoruz.
Evet efendim, hoş geldiniz yeniden. 1928 yılında, birazdan filminde de göreceğiz gerçi ama o kadar heyecanlıyım ki anlatmak da istiyorum. Bir tabak meyve konulur atanın huzuruna Çankaya Köşkü'nde. Çok beğenir. Çocuk, bu meyveler ne güzelmiş, nereden diye sorduğunda birkaç tanesi Bursa'dan ama ecnebi memleketlerden geldi diğerleri diye bir cevap alır ata. Ve Atatürk verdiği talimatla yurt genelinde birçok fidanlığın kurulmasını ve yüz milyonlarca fidanın üretilip Türk insanının üretim modeline geçişini ve Cumhuriyet'in temellerinden en sağlam taşlarından birisini koymak üzere başlatır. Bugün burada ismini yaşattığımız Büyükdere Atatürk Fidanlığı da onun bir eseri. Şimdi bir belgesel film hazırladık. İki filmi arka arkaya izleyeceğiz. Cumhuriyet'in değerlerine nasıl sahip çıktığımızı, bu çadırda olan ya da olmayan herkesin Cumhuriyet değerlerine nasıl sarıldığını bu filmlerle sizlere takdim edeceğiz. Lütfen buyurun. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir toplantıda Atatürk'ün önüne bir meyve tabağı gelir. Meyveler yurt dışındandır. Bu durum Atatürk'ü oldukça üzer. Atatürk o gün talimat verir. 1928 yılında Büyükdere Fidanlığı kurulur. Meyveler yetiştirilir. Bahçıvanlık okulu açılır. Büyükdere Fidanlığı zamanla unutulur. Bir nesil çıka gelir, o talimatı yeniden hatırlar. Atatürk'ün talimatıyla kurulan Büyükdere Fidanlığı'nı yeniden açıyoruz. Bahçıvanlık Okulu, Doğa Bilimleri Kütüphanesi, Atalık Tohum Üretim Merkezi, yemyeşil ağaçları, mis gibi meyveleri, yürüyüş yolları, kafesi, kreşi, restoranıyla Büyükdere Fidanlığı şimdi yeniden İstanbul'umuzda. Atanın sözünü dinleyenler hala burada. Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'a hayırlı olsun. Atatürk'ün mirası olan Büyükdere Fidanlığı'ndayız. 90'lı yıllardan sonra tamamen kendi haline bırakılmış, suçların da işlendiği, kimsenin ilgilenmediği bir alan haline gelmiş. Fidan ve bahçıvan yetiştirmeye mi ihtiyacımız kalmadı da tümden kapatıldı? İlk halini bilince insan nasıl yok olmaya yüzüstü bırakılmış bir haldeyken şimdi muhteşem ağaçlar bile ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında kocaman bir arazi ve bu arazi Cumhuriyet'in ilk yıllarında olağanüstü dehasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok ihmal edildiğini düşündüğü sahalardan birine hizmet versin diye 1928'de talimatıyla kurulmuş. Daha sonra 36 yılında eğitim verilen, uzmanların yetiştirildiği, bahçıvanların yetiştirildiği bir okula dönüşmüş. İhtiyacı gideren, her şeyi düşünen bir Cumhuriyet'in ilk yılı felsefesinin ürünü diyebileceğimiz 300.000 metrekareye yakın bir alan. Ama ne yazık ki 2002 yılından itibaren burası terk edilmiş. Burayı ilk gezdiğimde şok oldum. Çünkü binalar çürümüş, kendi haline bırakılmış ve yerle bir olması izlenen bir pozisyondaydı. Atatürk'ün mirası, Cumhuriyetimizin mirası, Büyükdere Fidanlığı'nın hikayesinde yeni bir sayfanın açıldığını bütün Sarıyer'e, İstanbul'umuza ve hatta Türkiye'mize müjdelemek isterim. Bu dönemde beni en heyecanlandıran teknik anlamda projelerden biri çünkü burası çok önemli bir lokasyon. Mevcuttaki yapıların tamamını güçlendirmesini, rehabilitasyonu ve restorasyonunu yaptık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri kütüphanesinden İSMEK'ine kadar, kreşine, İstanbul Vakfı'na kadar birçok birimi burada faaliyet gösterecek ve tamamen kamunun kullanımına açık olacak. Beltur şirketimiz buradaki tüm
katılımcıların veya kullanıcıların hizmetine sunacağı burada bir restoran açacak. Tarihi miraslara sahip çıkma arzusu içerisinde faaliyet gösteriyoruz. O yüzden Bahçıvanlık Okulu'nu hayata geçireceğiz. Bir de atalık tohum üretim merkezimizde olacak. Burası çok kıymetli, dışarı kapalı, vatandaşların faydalanamadığı bir alan. Bir kere burası çok güzel bir rekreasyon alanı. Biz bunu kamuya tamamen açıyoruz. 100. yılında Cumhuriyet'in açılıyor olması, bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir titrini çok severim, baş öğretmen kimliğini. O baş öğretmen kimliğiyle bize hala ürettiği, hala üretmeye devam ettiği ruhunu da canlandıran tarihin o bölümünde açıyor olmanın da büyük bir kıvancı var. Efendim sizler de iyi ki varsınız ve iyi ki Cumhuriyetimize sahip çıkıyorsunuz. Nasıl, beğendiniz mi filmimizde burayı? Birazdan gezeceğiz, merak etmeyin, hep birlikte ve tüm detaylara hakim olacağız. 1923 yılında ekmeklik unu bile yurt dışından almak zorunda kalan bir milletik. Meyvemizi bile oradan getiriyorduk ama öyle bir vizyon, öyle bir devrimci anlayış iş başına geliyor ki bugün hala bize Sayın Başkanımızın dediği gibi öğretiyor, öğretmeye de devam edecek gibi görünüyor. Sarıyer, İstanbul'umuzun sayfiyesiyle, deniz kenarıyla çok meşhur bir ilçesi. Eminim o şu an bizleri burada misafir etmekten çok mutlu. Şimdi ilk olarak alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç Beyefendi'yi arz ediyorum. Sayın Başkan, buyurun. Şimdi Ekrem Başkanım dedi ki ayrı bir heyecan gerçekten. Çok uzun zamandır buraların bekçiliğini de yaptık. Sayın Başkanım birileri kapmasın diye, Sayın Genel Başkanım, ve onun heyecanını da duyuyoruz ayrıca. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan yardımcılarım ve parti yöneticilerimiz, Sayın Milletvekillerim, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım ve sevgili belediye başkanı arkadaşlarım, Sayın muhtarlarım, mahallelerin cumhurbaşkanları, onlar da çok beklediler burayı. Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, sevgili Sarıyerliler ve İstanbullular, İstanbul dışından gelen ve de gerçekten biraz önce de sunucu arkadaşımızın da söylediği gibi Türkiye'nin her bir noktasından gelen sevgili il başkanlarımız, Sarıyer'e hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin henüz ilk yıllarının mirası olan Ulu Önder Atatürk'ümüzün vizyonu, Büyükdere Fidanlığı açılış dolayısıyla ilçemizdeyiz şu anda, Sarıyer'deyiz. Bu tarihi açılış Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü ile vücut bulmuştur. Beni görmek demek, ki bu sözü Sarıyer'de söylemiş Mustafa Kemal'imiz. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. İnşa sürecinin başından bu yana heyecanla takip ettiğim bu fidanlıkta baktığım her ağaçta, her yapıda Ekrem Başkan'ın da söylediği gibi Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini bir kez daha görüyor, anlıyor ve hissediyoruz ve de heyecanlanıyoruz. Bu mirasın uzun yıllar boyunca atıl ve kaderine terk edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları tarafından aslına uygun şekilde İstanbullulara yeniden kazandırılması da Atatürk'ü hissetmenin ve fikirlerini anlamanın bir sonucudur. Emeği geçen herkesi Başkanımız Ekrem İmamoğlu nezdinde kutluyor, çabalarından ötürü teşekkür ediyorum ve emeklerine, ellerine sağlık. Dillerimize doladığımız özellikle son 5 yılın Sarıyer İBB ile tanıştığı 10 yıldan sonraki sözünü söylemiş Büyükdere Fidanlığı ile bir kez daha hayat buldu. Bir kez daha diyorum çünkü uzun yıllar çözümü bekletilen sorunlar samimi işbirliği ve birliktelikle çözüme kavuştu. Kavuşmaya devam ediyor ve devam edecek. Sayın Genel Başkanım, biz 10 yıl patinaj yaptık Sarıyer'de. Nereye gittiysek önümüzde bir duvar, nereye evrağımızı verdiysek başka bir bölgeye, ama özellikle 2019'da yeni bir güneş doğdu ve bu güneşin doğumuna bütün herkes,
Sarıyer, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların büyük gayretleriyle İBB Sarıyer'le tanıştı. Ve bu tanışıklık bize gerçekten önümüzü açtı ki şu sayacağım listede sayacağım üretimler, üretim yerleri sadece Sarıyer'de. Bir de bunu İstanbul olarak düşündüğünüzde boyutunun ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün. Atatürk'ün ormanı, sanıyorum biraz önce gezdiniz. Pınar Mahallesi ve Hisarüstü mahalleleri mülkiyet sorunu çözümü. Bu o kadar önemli ki sadece İstanbul'un 11, Sarıyer'in 11 gecekondu mahallesinin mülkiyetin sorunu değil, yarına adım atacak ve de Türkiye geneline örnek olacak bir çözümdür bu. Ve bu çözüme yine bu dönemde adım atıldı ve başladı, devam ediyor. Baltelman'ı biyolojik atık su arıtma tesisi ki bu Avrupa'nın en önemli atık su arıtma tesislerinden biri. Rumeli Sarıüstü Aşiyan Finiküler Hattı, Baltelman'ın Yaşam Vadisi, Yuvamız İstanbul Çalışması, Hisarüstü Kent Lokantası, Cendere Sanat Müzesi, Halk Süt Dağıtımı, çiftçilere fide desteği ki başkanım sizi bekliyorlar, bu fidelerden tohumlarını bir görmenizi istiyorlar kesinlikle. Balıkçılara malzeme desteği, Zekeriyaköy 1. Caddenin tamamlanması ve hizmete açılması, köyler bölgesi İSKİ ve altyapı hizmetleri, Sarıyer Merkez Çayırbaşı Kanalizasyon Şebeke yenilenmesi, Tarabya Kireçburnu Sahil Kanalizasyon yenileme çalışması, Hisarüstü ve Ayaza Meydan düzenleme ve park çalışmaları, Uskumruköy Rumeli Kavağı Hisarüstü Park çalışmaları, Sarıyer Bölgesel İstihdam Ofisi, Rumeli Hisarı Kalesi ve Bölge Çeşmeleri Restore çalışmaları, Ayaza Kentsel Dönüşüm çalışması, Derbent Rekreasyon Alanı yapımı, Hacı Osman Bayırı Kanalizasyon ve Boru Hattı'nın değişmesi, halk ekmek büfe sayılarının artırılması gibi Sarıyer'e değer katan çalışmalar, birlikte çalışabilme kültürünün ve halk için halkla birlikte hareket edebilmenin kaçınılmaz başarısıdır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel nezdinde açılışa katılan diğer konuklarımıza, saygılarımı sunuyorum ve özellikle de Ekrem Başkan, Sarıyer size çok teşekkür ediyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyoruz Şükrü Başkanımıza bu güzel ev sahipliği için ayrıca. Değerli misafirlerimiz, biraz önce bir slogan duyduk ya, her şey çok güzel olacak diye. 4,5 yıl önce bu sloganla yola çıktı ve gördük ki her şey çok güzel oldu. Olmaya da devam ediyor. Şimdi lütfen bu güzel buluşmamızın ev sahibini alkışlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Çok sıcak, çok güzel bir manzaranın huzurundayım. Çünkü değerli genel başkanımızla birlikte, çok kıymetli genel başkan yardımcılarımızla, İstanbul'un dışında bütün illerin il başkanlarının bize eşlik ettiği bir anda kıymetli il başkanımızın ev sahipliğinde ve parti meclisimizin değerli üyeleriyle birlikte, tabii ki İstanbul'da bizimle beraber görev yapan siyasi partilerimizin başkanları, yöneticileri, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere Şükrü Bey'in nezdinde belediye başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, İstanbul'umuzun değerli hizmet eden belediyelerimizin ve Büyükşehir Belediye'mizin bürokrasisi, muhtarlarımız, tabii ki bugünün bir başka ev sahibi olan Sarıyerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sadece bir açılış yapmıyoruz. Bugün aslında bir yerel yönetim derinliğimizin ve felsefemizin sosyal demokrat belediyeciliğin mesajını veriyoruz. Burada İstanbul olarak yaptığımız her hizmetin içerisinde bence bunları bulabilirsiniz. Tarihine sahip çıkmak ve geleceğe bir vizyon koymak, geçmişin değerlerine sahip çıkmak, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak kadar geleceği de düşünerek hareket etmek. Bugün Cumhuriyeti ve Atatürk'ü derinden anlayıp hissedebileceğimiz özel mekanlardan birisindeyiz. Büyükdere Fidanlığı bu topraklara
sevgiyle ve özenle, akılla, bilimle sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisinin mekanındayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına damga vurmuş o güçlü umudun, o azim ve gayretin simgelerinden birisidir Büyükdere'deki bu fidanlık. Cumhuriyetle birlikte başlattığımız topyekün kalkınma seferberliğinin özetidir bu fidanlık. Atatürk'ün emriyle 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği de taşıyor. Bu fidanlık İstanbul'un ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkılar sunuyor o dönemde. Yurt içinden ve yurt dışından getirilen meyve türleri üzerinde burada ıslah çalışmaları yapılıyor ve üretilen meyve fidanları halka dağıtılıyor. Daha sonra 1936 yılında meyve bahçıvanı yetiştirme yurdu burada açılıyor. Meyvecilik alanında dönemin en ileri teorik ve pratik bilgilerine sahip bahçıvanlar buradan yetişiyor. Öyle ilerici bir vizyona sahip ki dünyanın neresinde bu konuda uzman var ise Mustafa Kemal Atatürk önderimiz onları buraya davet ediyor ve insanlarımıza öğretmesi noktasında bir süreç başlatıyor. Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş çocuklar bu yatılı bahçıvanlık okulunda bir meslek öğrenmekle de kalmıyorlar. Burada yeni bir ülke kurmayı ve ona sahip çıkmayı da öğreniyorlar. Ve onların adı fidanlık çocukları oluyor. Fidanlık çocukları olarak bilinen o çocuklar Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği bu okulda Cumhuriyet'in evladı olma bilinciyle yetişiyorlar. Öğrenerek, çalışarak, üreterek yetişiyorlar. Doğayla bütünleşerek, kardeşçe paylaşarak yetişiyorlar. Edindikleri bilgilerle İstanbul'a, Anadolu'ya ışık ve bereket saçıyor o çocuklar. Bu tarihi fidanlığı ve bahçıvanlık okulunu yeniden hayata kazandırmak, fidanlık çocuklarına olan sevgi ve saygımızı, minnet duygularımızı ifade etmek açısından da çok ama çok kıymetlidir. Ne mutlu bize ki bu tarihi günde aramızda fidanlık çocukları da var. Onlar da bize eşlik ediyorlar ve o günlerini bizlerle beraber bugün burada yaşıyorlar. Onlar bize Yüce Atatürk'ün emanetleridir. Kaç kuşak geçerse geçsin, onlar hep fidanlık çocukları olarak bu milletin gönlündeki o saygın yerini koruyacaklar. Kıymetli büyüklerim, çok kıymetli fidanlık çocukları, varlığınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan fidanlık çocuklarını alkışlamanızı istiyorum. Emekleriniz, hizmetleriniz için de şükranlarımı sunuyorum. Büyükdere Fidanlığı kelimenin tam anlamıyla bir Atatürk ve Cumhuriyet projesidir. İçinde eğitimi, üretimi, kalkınmayı, halkçılığı barındırır. İçinde gerçek yurt sevgisini barındırır. Evrensel düzeyde bir insan ve doğa sevgisini barındırır. Millet sevgisini barındırır. Vatan sevgisini barındırır. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu fidanlığı yeniden İstanbullulara ve ülkemize kazandırmanın onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabii hep beraber bu şehirde yaşayan hepimiz kendimize sormamız gereken sorular var. Cumhuriyetimizin değerlerine, kazanımlarına niçin tam bir süreklilik içinde sahip çıkamıyoruz? Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu gibi tarihsel değerleri tahrip eden, yok sayan o zihniyete niçin izin veriyoruz? Her 100 yılda bir Cumhuriyet'in kurumlarını yeni baştan mı açmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak zorundayız? Bunlar cesaretle ve samimiyetle hep birlikte yüzleşmek zorunda olduğumuz sorulardır. Bu Cumhuriyet'e ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgiyle, saygıyla bağlı herkes görev ve sorumluluklarını bilmek ve ona göre davranmak mecburiyetindedir. Cumhuriyet'in değerlerini, kazanımlarını koruyup geliştirmek, bu ülkeyi daha ileriye taşımak lafla değil, iş ve icraatla mümkündür. Polemik ve kutuplaştırma siyasetiyle asla değil, ortak akıl ve ortak menfaatlere odaklanmış,
çözüm hedefli, bütünleştirici, güçlü, karakterli bir siyasetle mümkündür. Biz, inanınız ki değerli Genel Başkanım, 4,5 yıldır İstanbul'da tam da bu anlayışla çalışıyoruz. Ve gayretle çalışmaya da devam edeceğiz. İstanbul'un kadim tarihine, doğasına, kültürüne, maddi manevi tüm mirasına özenle sahip çıkıyoruz. Bu şehrin bütün değer ve güzelliklerini, bütün maddi kaynaklarını 16 milyon İstanbulluya adil paylaştırma kararlılığıyla çalışıyoruz. Aslında çok farklı, çok yeni bir şey yapmıyoruz. Elbette ki dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Cumhuriyet bize ne öğrettiyse, Atatürk bize ne öğrettiyse tam da onun baş öğretmenliğine layık öğrenciler olarak onları yapıyoruz. Bize ne öğütlediyse onları yapıyoruz. Ama inanınız ki en iyisini yapmaya, çok iyi yapmaya gayret ediyoruz. En doğru şekliyle yapmanın, vatanına, milletine hizmet etmenin en düzgün tarifi olduğunu da biliyoruz. Ve bir başka yanı da şu, tek başına yapmıyoruz. Sizlerle birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk fidanlığı adıyla hayata döndürdüğümüz bu alanı bütün İstanbullulara doya doya gezmelerini ve görmelerini tavsiye ediyorum. İstanbul'a yolu düşecek herkesin burayı görmesini ve aslında Atatürk'ün, Cumhuriyet'in 100. yaşına geldiğimiz bu günlerde nasıl bir başlangıçla, nasıl akılla, bilimle ve evrensel değerler üzerinden bir yol yürüyüşüne sahip olduğunu keşfetmelerini istiyorum. Mutlaka davet ediyorum. Gelin burada Cumhuriyetimizin değerini, Atatürk'ümüzün büyüklüğünü bir kez daha görün ve hissedin. Burada sadece tarihi mirasa sahip çıkmakla da yetinmedik. Tam da Cumhuriyetimizin o topyekün kalkınma seferberliği ruhu içerisinde buraya çok yeni de değerler kattık. Yeni işlevler kazandırdık. Burası canlı bir mekana dönüştü. Bahçıvanlık okuluyla, çok geniş doğa kütüphanesiyle ve İstanbul'da yaptığımız kreş devriminin en büyük kreşiyle, Enstitü İstanbul İSMEK eğitim binasıyla, tohum merkeziyle, çocuk oyun ve spor alanlarıyla, restoranıyla, yeme içme mekanlarıyla, geniş etkinlik ve konser mekanıyla çok nitelikli, çok özellikli bir alan oldu. Burada vatandaşlarımız bahçıvan yetiştirme eğitimleri de alacaklar. Bitkisel araştırma ve geliştirme yapmak isteyen öğrenciler, bilim insanları buranın teknik altyapısından da yararlanabilecekler. Burası aynı zamanda bir başka yönü de kuvvetli olacak. O da son derece kaliteli, aktif bir yeşil alan olacak. Her yaştan vatandaşımız burada harika bir atmosferde dinlenecekler, dinçleşecekler. 250 bin metrekarelik, tam 250 bin metrekarelik bir büyük yeşil alanı yeniden tüm İstanbulluların faydasına ve hizmetine sunarak buranın israfçı, rantçı bir anlayışla talan edilmesi ihtimalini tamamen ortadan kaldırdık. Burada anmadan geçemeyeceğim, daha önceki dönemlerde meclis üyeliği de yapmış değerli bir hemşerimiz Ekrem Tekçe, adaşım. Geçen hafta üzüntüyle ifade ediyorum ki hayatını kaybetti. Çok değerli, sevilen bir insandı. Gazete küpürlerini arkadaşlarım bana yolladılar ki başkanımız da çok iyi bilir. Burayı özenle dile getirmiş. Sayın Genel Başkanım, burayı niye böyle metruk duruyor demiş. Burayı niye değiştirmiyorsunuz diye her toplantıda ifade etmiş. Buraya gelmiş, kapılarından fotoğraf çektirmiş. Ama ne yazık ki açılışına bir hafta kala çok genç yaşta 57 yaşında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda Karşılardan Derneği Başkanlığı'nı da yapan Ekrem Tekçe hemşerimize, dostumuza rahmet diliyorum. Onun da bir duygusunu burada yerine getirmenin ayrıca gururunu yaşıyorum. Mekanı cennet olsun. Büyükdere fidanlığı başka bir yönüyle, imalat biçimiyle de değerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş kanalıyla bir başka yerde yapmış olduğu bir kentsel dönüşüm projesinde oradaki bir firmanın protokolü imzaladıktan sonra kendisine İstanbul'a bir fayda önererek geliştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız protokolle bu projeyi hayata geçirdik. Yani bu proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi bütçesinden hareketle yapılmış bir yerde değil. Burayı Türkiye'nin
yapı firmalarından MESA projesiyle yaptığımız bir protokolle belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan karşılıklı protokolle yaptığımızın da altını çizeyim. Bu da aslında milletin imkanlarıyla, milletin parasıyla, geliştirdiğimiz imkanlarla paranın nereye nasıl yönlendirileceğini tasarlayarak o bakımdan geliştirdiğimiz proje anlamında da Boysanoğlu ailesine teşekkür ederiz. Birlikte iş geliştirdik. Şunu söyleyeyim. Steril ortamda milletin parasına bir kişinin bile elinin değmediği, milletin parasının millete harcandığı. Sayın Genel Başkanım, birkaç yerde de anlatacağım. Önemli bu. Biz 0-4 yaş arasında çocukları olan annelere İstanbul'da ulaşımı ücretsiz yapacağım dediğimde Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman da ilçe ilçe gezip miting yapıyordu İstanbul'da. Kimin parasını kime dağıtıyorsun, bunu yapamazsın diye bize meydandan gönderme yaptı. Ben de milletin parasını millete dağıtacağız demiştim. Biz hala milletin parasını millete dağıtmaya devam ediyoruz. Milletin parasını millete dağıtma konusunda da kararlı bir yönetimiz. O bakımdan bizim bu anlamda yaptığımız usul ve yöntemlerle inanınız ki bütçemize bereket geldi. Bütçemize bereket geldi. Bu kadar sıkıştırmaya, bu kadar engellemeye rağmen kıymetli başkanımız da Sarıyer'deki hizmetlerimizi ifade etti. Bir farkla ifade etti. Geçmişte unutulan Sarıyer yerine şu anda hatırlanan ve hiç unutulmayan İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet yapan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Burada şahitlerimiz çok. O bakımdan biz bu yönüyle de çok değerli bir iş yaptığımızın ve bütçesine bereket getirdiğimiz İstanbul'da çok değerli işlere imza attığımızın altını çizelim. Bizim yönettiğimiz İstanbul'da işlerin böyle yönetildiğini anlatıyoruz her yerde. Kentsel dönüşüm veya başka hususlarda sadece bir avuç insanın kazanmasını değil, aynı zamanda buralardan toplumsal fayda üretmenin de çabasını gösteren bir yönetimiz. Biz aslında görevimizi yapıyoruz. Az önce dediğim gibi, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk bize öğretmeye hala devam ediyor. Ve onun iyi bir öğrencisi olma konusunda da kararlıyız. Aynen bize ne öğütlediyse onu yapıyoruz ve çok iyi yapma konusunda da kararlıyız. En iyisini, en doğrusunu yapma konusunda kararlıyız. Tarih boyunca İstanbul'da bağları var, bostanları var, fidanlıkları var, tarihi ormanları, su havzaları var ve böylesi bir şehirdi. Şehrimiz aslında yüzyıllar boyunca böyle tasarlanmıştı. Osmanlı dahil sonrasındaki Cumhuriyet döneminde de başlangıçta doğal hayat, tarımla kültürü bir arada yönetmek, denizi yaşamak, şehrimizi doğa, tarım, şehir turizmi, aynı zamanda kültür, su ve toprak arasında duvarlar ören değil, o duvarları yıkan, birbiriyle uyum içerisinde oluşan bir kentleşme modelini İstanbul'da var etme konusunda kararlıyız. O bakımdan tekrar ifade edeyim, bunu yaparken Cumhuriyetimizi ve Atatürk'ün büyük vizyonunu da 100. yılından itibaren iddiayla söylüyorum ki ihya ediyoruz. Cumhuriyeti bir medeniyet projesi olduğu kadar bir tabiat insan ilişkisi olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda tabiat insan uyumu projesi olduğunu da biliyoruz. Tam da bugün dünya ekseninde iklim değişikliğinin yoğun bir şekilde tartışıldığı bir ortamda demokrasinin, cumhuriyetin bir iklim değişikliği mücadelesinde nasıl bir güçlü zemin oluşturduğunu da buradan ispat ediyoruz. Bu yönüyle sizlerle birlikte yaptığımız ve inşallah Allah'ın izniyle uzun yıllar boyu da yapmaya kararlı olduğumuz İstanbul mücadelemizde hepimize başarılar diliyorum. Bu kadar çok boyutlu, çok değerli bir projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin genel sekreterinden genel sekreter yardımcılarına, daire başkanlarına, buraya özenli bir hizmet sunan özellikle Çağatay Hocamıza, Kiptaş'a, genel müdürüne ve bütün heyetine, Ali Bey'e, bütün heyetine, dediğim gibi Boysanoğlu ailesine ve katkı sunan bütün mühendisine, ekibine, emekçisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada burayı bir belgeye dönüştürmek adına da bu tür eserler çünkü yapılır ve unutulur. Bu Atatürk Mirası Büyükdere Fidanlı adı altında çok da güzel bir eseri hazırladık. Bugün itibariyle de tanıtmış oluyorum.
Çıkışta size de emanet edeceğim. Genel Başkanım, bence çok keyifli, çok değerli bir iş oldu. İnşallah burada bütün İstanbullular huzur bulsun. Çocuklarıyla, aileleriyle birlikte kaynaşsın. Ve inşallah buranın İstanbul'umuza ve ülkemize şans getirmesini, bereket getirmesini, topraklarında bereket fışkırmasını diliyor. Sizlerle birlikte, burada bulunan 81 il başkanımızla birlikte, Genel Başkanımız Hayır Özel'in liderliğinde gelecekte hep birlikte Türkiye'nin doğru bir iktidarla buluşması mücadelesinde de şans getirmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Atatürk Büyükdere Fidanlığımız hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu dinledik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, şimdi de teşrifleriyle açılış törenimizi onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Beyefendi'yi arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, 81 ilden gelen il başkanlarım, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, ilçe belediye başkanlarım, arkasında bir parti, bir bütçe, bir güç olmadan doğrudan halkın gönlüne girerek seçilmiş demokrasi kahramanı muhtarlarım, çok kıymetli Sarıyerliler, çok kıymetli İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün bir başka anlamı var benim için. Herkesin dikkatini çekmemiş olabilir. Benim için çok özel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla bu benim katıldığım ilk açılış töreni. Elbette bir ilk olacaktı. Bir yeri açacaktık. Bir bina açabilirdik. Bir hizmet binası olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ama o kadar gönlüme göre oldu ki. Açacağımız yer bir kere bir emanet. Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer öyle beton meton değil. Bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük 100 yıl önceki vizyonunu devam ettirerek yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için. Ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik İstanbul Büyükşehir'in gurur duyduğumuz bir hizmet alanının burada da bir boyutla bir şubesi var, bir alanı var. Geri kazanılmış bir yer var doğa için. Geri kazanılmış binalar, geri kazanılmış hizmet alanları var. Ve uzun yıllar süren bir mücadelenin sonunda biraz önce Sarıyer Belediye Başkanımız içeride anlattı. Buraya bir şeyler yapalım. Gelin size de belediye binası yapalım. Biz de burayı imara açalım. Rıza gösterin deyip uzun süre belediye meclis üyelerimizin, başkanımızın, örgütümüzün burada gösterdiği bir direnç var. Ve o 100 yıl önceki büyük vizyonu takip edip burayı kente kazandıran, burayı yeniden fidanlık yapan, biraz önce saydığım tüm alanları kente kazandıran Ekrem İmamoğlu'nun önemli şehircilik vizyonu var. Hepsini tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum. 81 il başkanının bir açılışa katıldığı da herhalde daha önce olmadı. Bu açıdan il başkanlarım için de anlamlı. Onlar gittikleri her yerde zaten Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini anlatmaya ve bunun kendi illerine, kendi ilçelerine, kendi beldelerine de taşınmasına katkı sağlamaya gayret gösteriyorlar. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde şöyle bir hissiyatın hakim olacağını görüyorum, umuyorum ve bundan heyecanlanıyorum. Daha önce bize oy verenler, Ekrem Başkan'a oy verenler, İstanbul'daki 14 ilçe belediye başkanımıza oy verenler, Türkiye'deki 247 ilçe belediye başkanımıza, belde, ilçe, il belediye başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler şu hissiyatta bulunacaklar. Yine vereyim. İlk vermişim ki mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar, helali hoş olsun diyecekler. 180 bin metrekare yeşil alan, 250 bin metrekarelik bir alanı kamunun
üstü yararlanımına burada sunuyoruz. Peki Türkiye'de ne oldu? 247 belediye başkanımız seçildikleri günden bugüne kadar son dönemlerinde 4106 tane park açtılar. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına oy verenler verdikleri emeğin karşısını, oyun karşılığını beton olarak, kötü yapılaşma olarak, çarpık yapılaşma olarak değil, 4100'ün üzerinde park olarak, ağaç olarak, oksijen olarak geri aldılar. Belediye başkanlarımızın onlara teşekkürü böyle oldu. Tüm engellemelere rağmen çok önemli işler yaptılar, yapmaya devam edecekler. Bundan önceki süreçte oy verenleri pişman etmedik. Önümüzdeki haftalarda kamuoyunun da göreceği memnuniyet anketlerimizi yapıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının dokundukları her yerde, temas ettikleri her alanda eskiye göre daha yeşil, daha çok insana dokunan, daha çok çocuğu gören, kadına saygılı, kadını kent hayatına katan etkili projeler, önemli işler yapıldı. Bunların sayısının artması, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerin bundan önce ulaşamadığı yerlere ulaşması daha çok Cumhuriyet Halk Partili belediye ile mümkün olacak. Bu belediyeleri elbette İstanbul'da sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkan'ın tanımıyla İstanbul İttifakı'yla kazandık. İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğimizde, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var. Ama görüyoruz ki İstanbul'da bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener hanımefendiye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak, yani bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye'ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların helikopterle gezip yabancı ülkelere, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kupon arsa pazarlayanların yerine biraz önce ifade edildiği gibi ki yürekten teşekkür ediyoruz. Milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız. Program biraz uzadı. Yağıştan dolayı, trafikten dolayı il başkanlarımız gecikti. Şimdi Türkiye'nin 81 iline gitmeden bu açılışı da yaşasınlar istiyoruz. Söyleyecek çok söz var ama yapılacak çok iş var. İl başkanlarım, yolunuz açık olsun. Nasıl gördüyseniz, nasıl biliyorsanız öyle anlatın. Sizin emeğinizle sosyal demokrat belediyecilik tüm Türkiye'ye daha da çok yayılacak ve Ekrem Başkan'ın dediği İstanbul'da oldu, olmaya devam edecek ve bütün Türkiye'de her şey çok güzel olacak. İBB'nin çalışanlarına, yöneticilerine, belediye meclis üyelerine, parti ayırmaksızın İstanbul'a katkı sağlayan tüm yerel yöneticilere yürekten teşekkür ediyorum. Sarıyer Belediyesi ekibine, Ekrem Başkan'a ve ekibine ve bu hizmetler yapılırken belediyemizle dayanışma içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi grubuna, parti meclisine ve hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, şimdi bir açılış kordelimiz var. Sayın Dilek İmamoğlu hanımefendiyi öncelikle davet ediyor. Sayın Başkanımızı, parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi sahnemize davet ediyoruz. Bu güzel günü ölümsüzleştirmek adına 81 ilden gelen kıymetli il başkanlarımızı lütfen sahnemize davet ediyoruz. Bir aile fotoğrafı için açılış törenimizde. Lütfen buyurun.
Arkada bir sıra daha yapabiliriz. Evet, arkaya doğru geçelim. Buyurun. Buyurun. Arkaya bir sıra daha yapabiliriz. Evet. Buyurunlar. Arkaya getiririz bir sıra daha. Evet, böyle arkaya doğru geçelim. Evet, buyurun. Abi, iki adım geri çıkacağız. Benim arkamda iki adım geri çıkacağız çünkü fotoğrafım. Arkadaşlar, şöyle iki adım geriye doğru gelsek fotoğraf çıkmayacak yoksa. Bir, iki, üç adım daha geriye gelelim. Ben bir geçeyim. Gel abi. Başkanım gitme. Yok yok. Biraz daha geri doğru geçelim. Ben bir kaçayım. Çok özür dilerim. Kasket değil mi? Biraz daha gelebilirsin. Evet. Daha gelebilirsin. Böyle biraz daha. Biraz daha eğilir. Biraz daha eğilir. Evet. Başkanım, siz de il başkanlarımız adına bir hayırlı olsun deyin. Şöyle. Büyükdere Atatürk. Ses. Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın sarı yerimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 81 il başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Büyükdere Atatürk Fidanlığımız an itibariyle açılmıştır. Değerli basın mensupları şimdi genel başkanımız ve beraberindeki heyet kısa bir inceleme turu yapacak. Sizleri davet ediyoruz önden. Ardından sayın il başkanlarımız için bir duyurumuz var. Araçlar hazır vaziyette sizleri bekliyor olacak efendim. Teşekkür ediyoruz.